23 Temmuz 2020 İzmir Bergama Kurfallı'dayız. Yanımızda rekor gübre, yaprak gübresi müşterimiz Güngör Lindor ve komşu tarlamızdan Mehmet abi. Burada yaprak gübremizi ikinci uygulaması yapıldı. Daha önce bir uygulama yapıldıktan sonra bir çekim yapmıştık. Evet. Sonrasında tekrar buraya geldik. Bakırçay, Bergama Bakırçay Ziraat'tan Dinçer Bey ile birlikte saha kontrollerimize devam ediyoruz. Neler oldu ikinci uygulamadan sonra? İkinci uygulamadan sonra daha bu pamuğu şu anda 13 Mayıs ekiliş lodos çeşidinde daha bir kez su uygulaması yaptık. Yani bugün 23 Temmuz. Evet. Başka sulamada yapmadık. Şu anda da pamukta su ihtiyacı da yok. Yani şimdi gördüğümüz kadar bitkinin canlılığı güzel, pamuk güzel. Şöyle gösterelim, yakına gelelim. Gösterin, anlatın siz. Vallahi taraklanma koza yaptı şu anda. Koza da taraklanma da güzel. Evet. Yani şu anki durumu çok itibariyle çok iyi. Şu anda iyi. Şimdi yan komşu, yan tarla komşumuz var mesela. Mehmet abi. 27 Nisan dikiminde yaptınız. Siz şu ana kadar 3 sulama. 3. sulamayı suluyorum. Şu an 3. sulamayı suluyor. Burada tek sulamayla bugüne kadar geldi. Dinçer Bey, var mısın burada söylemek istediğiniz, gözlem yapıyorsunuz? Evet. Yani bu tarla rekor gübresi haricinde üstten hiçbir besleme kullanmadık. Kullanılmadı. Üstten bir herhangi bir besleme başka kullanmadık. Hiç, yani sadece rekor gübreyi kullandık. Evet. Şimdi 4-5 çeşit bitki besleme kullandıran arkadaşlarımız var. Evet. Yani tek bir ürünle burada ilaç olarak da şey girmedik. Şu anda sadece tarak atmasın diye ligüs tespit ettik. Evet. Ligüs ilacı attıracağız. Onun haricinde yani rekor gübreyi kullanmak zirai mücadele ilacı kullanımını da azaltıyor. Şimdi bitki stresi olmadığı zaman su ihtiyacı olmuyor. Güçlü bünyede hastalık da gelmediği gibi öyle bir ilaç kullanmaya zaten ihtiyaç duyulmuyor. Siz neler söylersiniz? Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Pamukta pamuğunuz çok temiz. Temiz. Şey yok, kırmızı örümcek yok. Evet. Mallık yok. Evet. Şu anda yani biz ballık ilacı attık. Şu an dönemi değil mi bunların? Evet, yani bizim pamuklarda hafif bir ballık var. Biz attık bir ikinci suda ballık. Kırmızı örümcek attık ama şu andaki bu pamuk çok temiz. Peki çatallanması, taraklanması konusunda? Bana göre çok güzel. Çok ideal. Güzel. Yani bana göre ideal. Yani şu andaki yapılan tek uygulamalı rekor bir gübrede. Evet. İkinci uygulaması yapıldı burada. İki kere. İşte her neyse yani yapılan. Tek kalem yani rekor ürünü. Evet. Tek kademle yapılan ve bir sulu olan bir mahsul bana göre çok güzel. Çok güzel diyorsunuz. Evet, bana göre güzel. 6 Temmuz. İkinci uygulama yapıldı. İkinci uygulamamız 6 Temmuz 2020'de. Var mı eklemek istediğiniz? Görüşlerinizi belirtmek istediğiniz? Zaten mahsul ekliyor kendini. Şimdi bazen kendine. Üreticilerimiz var. Videolarımızda bazen yorum yapıyorlar. Diyorlar ki ya tek sulamada olur mu? Biz şu kadar suluyoruz. Bunun gerçek olmadığını düşünüyorlar. Kesinlikle. Burada komşum Bergama, da burada. Bergama Kurfallı. Zaten komşumuz Mehmet komşum abi. Komşum benim. İşte bak benim. Şu an belki sesi geliyor. Tır 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 motor çalışıyor. Traktörüm çalışıyor. Traktör orada çalışıyor. Ama buraya bir uygulama. Bir uygulama yaptık. Yapıldı. Şimdi sonuç itibariyle bu gözlemimizde bugün kırmızı örümcek yok. Ballık yok, görmüyoruz. Yok. Ha, rekor taraklanma, koza tutulma iyi. Şunu da söyleyeyim. Rekor gübre bir ilaç değildir. Yani bir üstten atılan yaprak gübresidir. Kimyeli sınıfta. Artı taraklanmamız güzel, çiçeklenmemiz güzel. Şu an koza tutumlarımız başlamış. İnşallah sonrasında da bir tekrar da bir uygulama daha buraya öneriyoruz şu an için. Bir uygulama daha yapacaksınız. Sonucu da beraber gözleyeceğiz. Var mı ekleyeceğiniz bir şey Dinçer Bey? Yani şimdi toprak şeyde tarla, rekor tarla var ya tabanla. Rekor gelişim tarla ürünümüz. Onu da mesela sonbaharda atlamış olsaydı bu ürün daha farklı olacaktı. Ya onun zaten rekor gübre AŞ'nin tüm ürünlerini kombine olarak kullanılmasını öneriyoruz. Taban, toprak düzenleyici ürünü, damlama ürünümüz ve yaprak gübresi. Alacağınız en mükemmel sonuçları alacaksınız. Buradan öncelikle Bergama'ya, tüm pamuk üreticilerine tavsiye ediyor musunuz? Pamukla alakalı. Tabii rekor kesinlikle. Gübreyi. Biz geçen yıl bunu Barbun'da da denemiştik. Barbunya'da. Evet. Sağlıklı bir sonuç aldıktan sonra pamukta da denedik. Dinçer abinin sayesinde Veriminiz artmış mıydı orada? Arttı. Onu da hatta şöyle yapmıştık. Yarı kısmını ayırdık. Bir kısmını kullandık, bir kısmını kullanmadık. Orada zaten sonucu aldıktan sonra pamukta da denememizi tavsiye etti. Sonuç meydanda. Biz teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ederiz. Buradan tüm Türkiye, tüm pamuk üreticilerine rekor gübre, rekor gelişim
ürünlerimizi kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Alacağınız sonuçlar gördüğünüz videoda izlediğiniz gibi sonuçları göreceksiniz. Buradan herkese selamlarımız.